Yeni bir günden herkese selam olsun. Babamı hastaneye getirdik arkadaşlar. Sonuçlarını göstereceğiz bakalım. Göğüs cerrahisine gidiyoruz. Öyle yollardayız işte bakalım. İnşallah hayırlı haber alırız. Hayırlısıyla da sağlığına kavuşur babam. Hastayım hastayım diyor. Dedim fındık bahçelerinde gezmek kolay mı? Yorgunsun dedim yani. Dün annem ineği almaya gidelim kızım bahçeye dedi. Benim gözüm kesmedi yani. O kadar dik ki bahçemiz, o kadar dik yokuş ki hani yürüsem zaten iki gün o bacaklarım kendine gelemezdi yani. Neyse biz şu sonucu bir gösterelim bakalım. Arkadaşlar hastaneye gittik. Hastaneden çıktık. Ay, arabanın ağzımı burnumu bir sileyim. Arabanın içinde bir şeyler. Dedim mi? Babam arkadaşlarıyla oturuyor şurada. bir şeyler yedik içtik arabada işte. Vallahi durumlar iyi mi kötü mü bilemedim arkadaşlar. Niye diyeceksin? Ali şimdi şu tarafıma geçsene ya. Niye diyeceksiniz? Göğüs cerrahisi neydi? Biyopsi. Biyopsi yapılması gerektiğini söyledim. Çünkü hani kist, leke dedikleri kistmiş. Kist bayağı büyük dedi ve bir sürü yanında küçük küçük kistler de var dedi. Mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor dedi. Biyopsinin yapılması şart dedi. Hani açık ameliyat şeklinde şu an yapmaya gerek yok dedi. Önce biyopsinin yapılıp ne olduğunun anlaşılması, karar verilmesi gerekiyor dedi. Şimdi şey yapacağız. Ordu'da Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir tane doktor varmış. Onunla iletişime geçeceğiz. İşte ondan sıralayacağız pazartesi günü için. Ben de şu an bilemiyorum. İstanbul'da abim var, ablam var, abilerim var. Onlar da diyorlar ki hani İstanbul'da göğüs hastalıkları hastanesi varmış. Yeditepe diye. Yanlış söylemiyorsam. Buraya gönderin dediler. Burada hastaneye götürelim. Orada yapılsın her şeyi falan dediler. Allak bullak olduk yani. Ne yapacağımızı bilemiyoruz şu an. İşte abilerimle, ablalarımla falan bir araya gelip yine böyle konuşup hani en doğru kararı vermek gerekecek. Öyle. Çünkü hani Ordu'da sadece bir tane abim var yaşayan. Kadir abim. O da çalışıyor. Babamla çok fazla ilgilenebilir mi, götürebilir mi, getirebilir mi? Hani izin olayları da sıkıntı. Biliyorsunuz devlet kapısında falan olunca öyle işte. Durumlar böyle arkadaşlar. Anlatayım dedim. Babam da şöyle arka tarafta arkadaşlarının yanına gitti. Kahvede. Şimdi arkadaşları da ona hep şey diyorlarmış. Hani biyopsi yaptırma. İşte vücuda yayılıyor, dağılıyor falan filan. Hani doktor, herkes doktor oluyor böyle durumlarda biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi babam da biraz tedirgin oldu. Biz de tedirgin olduk açıkçası. Artık hani biyopsi olaylarını halletmemiz gerekiyor. Çünkü ne olduğunun anlaşılması gerekiyor dedi doktor. Ona göre bir yol izlenecek. Öyle. Biz şimdi Perşembe'ye geldik. Babam böyle maaş günüymüş bugün. Perşembe'ye geldik. Buranın köyüne bağlıyız biz işte arkadaşlar. Burası Perşembe. Sakin şehir. Ordu'nun en sakin ilçesi mi? Ali öyle miydi? Öyle öyle. Öyle diyor. Size şimdi bir göstereyim. Kamerayı çevireyim. Durumu bir anlatayım dedim size işte arkadaşlar. Durumlar, vaziyetler böyle. Allah'ım kimseleri sıkıntıya sokmasın. Böyle sıkıntılarla uğraştırmasın. Şimdi hani İstanbul'a gönderdiğim zaman benim de hani gitmem gerekir gibi düşünüyorum. Bilmiyorum ya, o kadar karıştım ki. Annem köyde tek kalacak. Bakalım Rabbim daraltmadan, bunaltmadan her işimizi hayıra çıkarsın inşallah. Cümlesininkini de bizimkini de. Şimdi size şu Perşembe'yi bir göstereyim. Liman mıydı kocacığım bu? İskele. Pardon. Ne kadar cahilim. Cahilliğimin kusuruna bakmayın. Alişim arabada otururken dedi ki gel iskeleye doğru bir yürüyelim dedi. Babam da arkadaşlarının yanına gittiği için. Şöyle göstereyim size Perşembe'yi. Şöyle. Balık var mı? Var mı balık? Yaşam bitmiş burada. Bitmiş mi? Şöyle. Perşembe. Sakin şehir. Hava o kadar şey ki burada şu an yağmurlu. Şu açıklarda kayıklar var. Balıkçı kayıkları. Burada ilişim var.
Çok güzel buralar arkadaşlar. Denizin olduğu her yer çok güzel. Baksanıza. Eve geldik. Hemen boğaz derdine düştük arkadaşlar. Annem şöyle patlıcanları haşlamış, kızartmaya başlamış. Ben de hemen el attım. Beraberce patlıcanları kızarttık. Son bir tava var. Ocakta kızarıyor. Şöyle sarımsağını dövüyoruz. Havanda. Böyle bolca sarımsak. Sirkeli sos yapacağız işte üstüne. Daha önce çekmiştim, tarifi var. Ya buradan mısır unu aldık arkadaşlar. O kadar lezzetli, güzel kokuyor ki böyle anlatamam size. Gerçekten mısır unu yani. Böyle tam bir fırın mısırı. Fırınlanmış mısır. Tadı gerçekten çok lezzetli. Havan kullanmayalı da yıllar olmuştu. Bahaneyle dedim şu havanı da bir kullanalım. Normalde ben sarımsağı rendeliyorum. Rendeleyip sirkeyle karıştırıyorum. Ama burada şöyle çok güzel bir şekilde eziyoruz. Akşam fındığın üstünü böyle örtmüştük işte arkadaşlar. Şu an burada fındık var. Çeç fındık denir. Böyle iç fındık. Çeç denir. O kabuğundan, kavsuğundan çıktı işte. Taneli taneli burada duruyor. O şeylerin üstünü de örttük. Kavsuk deriz. Kavsukların üstünü de örttük. Yani patos şunun içinden fındıkları taneledi. Şu hale getirdi işte arkadaşlar. Burayı da seçmek gerekiyor. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Maydanoz almaya gidiyoruz. Azıcık maydanoz alacağız. Annem çoktan girmiş. Bekle ben anne dedim. Bizim buralar yokuş arkadaşlar. Yokuş. Bakın bahçemize. Yani her yer yokuş. Dün annem ineği almaya gidelim dedi. İnanın şey yapamadım. Göze alamadım bahçeye çıkmayı. Halbuki hep buralarda büyüdük yani. Buralarda koşturduk, oynadık. İnek yedik. Ama şimdi şey yapamadım. Anne başını kapat. Başım açık. Gemberim yok. Getirmedin mi? Tamam. Avruya düştü. Kafanı çek. Nereye düştü? Yazması düşmüş. Tamam. Açık. Maydanoz almaya geldik. Açık başlı güne çekme beni. Çekmiyorum anne. Niye çekeyim? Aşağı. Çekme beni. Açık. Aldım maydanoz annemden. Tazecik işte. Dalından topladık şimdi. Köyde yaşamanın en güzel yanı bu. Tazecik toprağımızdan hemen topladık. Şimdi götürüp çorbaya dikelim. Ay dikelim neydi? Çorbaya ekleyelim arkadaşlar. Bir de şeyi. Ay kaktüsün vardı anne burada. Ha şurada şurada. Size kaktüsü göstereceğim. Kafam karıştı vallahi. Bak maydanozumuz burada. Şu kaktüse bakar mısınız? Tombik tombik. Küçük top top olmuşlar ama böyle uzuyorlar aslında. Bakın arkada devrilmiş. Kendini tartmamış artık. Böyle. Hadi şimdi gidelim. Bu çam ağacını kim dikti anne buraya? Bizim diktiklerimiz nerede, getirdiklerimiz? Arkada. Büyüdüler mi? Büyüdüler de ben abiye iki tane gettim. İkisine kuruttum ya. Kapının önüne ne kadar güzelini gettim hem de. Büyümedi. Bakalım mı arkaya? Buraya geçemezsiniz. Oradan getirdim buraya, kurudu öyle mi? He gettim. Anne senin kolların ağrımıyor mu? Niye ot yoluyorsun sen şimdi orada? Ne yap, tavuklarıma vereceğim. Tavuk yumurtacak. Annemin kolları rahatsız arkadaşlar. Ellerinde, parmaklarında uyuşma oluyor. Doktor ya boyun fıtığıdır demiş. Ya acile gittiği için. Ya boyun fıtığıdır ya da düzleşme vardır demiş. Kendini yormaması gerekiyor. Kollarını dinlendirmesi gerekiyor. Hani kollarını dinlendireceksin demiş ama annem gördüğünüz gibi tarlaya girdiğinde hemen ya tavuğunu düşünür ya ineğini düşünür. Tavuklara ot verecekmiş. Şimdi gidelim şu maydanozu çorbamıza ekleyelim. Şehriye çorbası da koyduk hoca. Ekleyelim, sonra karnımızı bir güzel doyuralım bakalım. Akşam yemeğimizi yedik. Ali Bey'i çocuklarla birlikte uğurladım. Onlar kayınvalideme gittiler. Ben annemde babamda kaldım. Babam hasta olduğu için. Şöyle sulu köfte yapmak için malzeme çıkardım ama bu köfteyi dondurucuda bekleteceğim arkadaşlar. Hazırlayacağım. Ne koydum? Kekik, nane, bulgur, un, kıyma, biraz da sarımsak rendeleyeceğim. Sonra bunları bir güzel yoğurup küçük küçük toplar yapıp dondurucuda bekleteceğim. Annem sonrasında hani hemen böyle kolayca yemek yapabilsin diye. Bir hazırlayayım bakalım. Sarımsağını da rendeleyeyim. Sonrasında hemen hazırlayıp yuvarlayıp dondurucuya atalım. Ne koyacağım? Arkadaşlar, haş varsa haş koyacağım. Arkadaşlar, benim babam aşçı, balıkçı. Balık tutulan bu büyük gemilerde, kayıklarda aşçılık yaptı. Kaç yıl yaptın baba? 42 yıl. Ya maşallah, 42 yıl.
Aşçılık yaptı babam. Geçeceksin mi anne, geç. Şimdi diyorum ki baba diyorum, sen sulu köfteye ne koyuyordun? Köftesine ne ekliyordun diyorum. Onu anlatıyor bana şimdi. Ne koyuyordun baba sen? Kızım sulu köfte değil bu ki ya. Bu sade köfte. Hayır hayır. Ekmek koymadın buna. Hayır koymadım baba, baksana. Sulu köfte mi yapıyorsun? Sulu köfteyi güzelce yoğuruyorsun. Evet. Ama içine şeyini koyuyorsun. Harcını koyuyorsun. Köfte harcı mı? Köfte harcını koyuyorsun. Bundan sonra efendime söyleyeyim, karabiberini koyuyorsun, azıcık da kırmızı biber koyuyorsun, güzel duz da koyuyorsun ama duzu da unutma. Sarımsak? Sarımsak da ama koyuyorsun. Köfte harcında var, tabii, köfte harcının içinde hepsi sarımsak var. Sarımsak şart. Evet. Efendime söyleyeyim. Ben şimdi bak şey koydum baba, ince bulgur koydum, un, birbirini tutsun diye kekik, nane, sarımsak, tamam, tuz. Tamam iyi olsun, tamam. Köfte harcımız yok. Olabilir, köfte harcının olması da olur yani, bir de yumurta. Yumurtadan kırarsan içine iyi olur. Oluyor mu? Tabii. Ha, tamam. Tabii bir de yumurta kır. Tamam. Tamam kızım, ondan sonra güzelce yoğur, köften yap. Tamam. Ekleyeyim tamam. Ben hemen şuna bir yumurta ekleyeyim. O zaman kıyması az ama bunun baba. Kıyması az. Yumurta olsa, fazla gelmez mi? Yok gelmez. Sen yumurtayı koy buraya. Yumurtayı koy. Tamam. Tamam. Ben şimdi yumurta kırmaya gidiyorum arkadaşlar. Babamdan aldım tarifi. Köfteleri yaptım arkadaşlar. Şöyle birçoğunu dondurucuya tabakla beraber koydum. Şimdi şöyle patatesimizin üzerine ekliyorum. Bu saatte niye yapıyorsunuz Yeliz Hanım ya da Yeliz'cim derseniz, babamın canı çekti. Vallahi zaten iştahı falan yok öyle. Habire ağzına bir şeyler tıkmaya çalışıyorum. Pekmez sulandırıyorum, içiriyorum falan. Öyle pek iştahı yok. Canı istemişken de yapayım dedim. Sabahleyin de yerim kızım dedi. Artık şimdi mi yiyecek, sabah mı yiyecek bilmiyorum. Vallahi ben yaptım artık. Pişince azıcık öyle iki kaşıklık olsun şey yaparım. Götürürüm önüne de yer inşallah. Şimdi bir güzel pişsin bakalım. O beni köfte yapıyor anlamış arkadaşlar. O yüzden yumurta kırdırdı. Sonradan kalktı geldi yanıma baktı. Ne yapıyorsun sen kızım? Baba dedim sulu köftenin köftesiydi bu dedim. He tamam falan dedi. Hiç yumurta kırarak yapmamışım. De ben de bir denemiş olayım bakalım. Bir de çay, şurada çay demleyeceğim arkadaşlar. Maşallah subhanallah, ineğimizin sütü de pişti. Şimdi çay demleyeceğim. Azıcık 2 bardaklık bir çay demleyeceğim. Dün akşamdan azıcık kekimiz de var. Güzel bir şekilde şöyle bir çay içelim bakalım. Belki babam da içer. Kapanış için yerimi aldım arkadaşlar. Mutfağın köşesindeyim yine. Buranın ışığı güzel diye buraya geçiyorum sürekli. Şöyle battaniyemiz falan her şeyimiz karışık burada arkadaşlar. Ama hiç önemli değil. Ben dediğim gibi neysem oyum arkadaşlar. Hiçbir şey sizden gizli saklı yapmanın derdinde değilim. Farklı göstermenin de derdinde değilim. Hani şey demiştik ya bugün. İstanbul'a mı göndereceğiz? Muhtemelen oraya göndereceğiz gibisinden konuşmuştuk ya. Eve geldiğim zaman işte annemle falan konuştuk. Ablalarımla, abilerimle falan konuştuk, danıştık birbirimize. İstanbul'un çok da doğru bir karar olmadığına karar verdik. Yani İstanbul'a göndermeyi düşünmüyoruz. Çünkü virüs ortamı da var arkadaşlar. Kaş yapalım derken göz çıkarabiliriz diye tedirgin oldum. Bir de İstanbul büyük şehir. Hani hastaneye gitmesi, gelmesi, ulaşımı her şeyi çok çok zor. Samsun'daki işte tıp fakültesinden, göğüs cerrahisinden güzel bir tavsiye ile randevumuzu oluşturduk. Benim arkadaşım Saliha'cığım, öpüyorum seni. Saliha'nın oğlu tıp fakültesinde öğrenci. Onunla konuştum, danıştım. Onunla işte bir böyle şey yaptık. Bayağı bir detaylı konuştuk. Yani Karadeniz'in en iyi hocalarından falan işte Samsun'da da olduğunu falan bahsetti. Aldım yani bir isim aldım. Perşembe gününe de randevumuzu oluşturduk arkadaşlar. Perşembe günü Allah izin verirse sabahtan randevumuz var. Allah nasip ederse çarşamba akşamından gideriz. Perşembe sabahı da hastaneye gider. PET sonucunu gösteririz. Elimizde PET sonucu olduğu için hani hemen hocayla diyaloğa geçmek çok daha doğru, çok daha mantıklı bir karar olduğunu düşündük. Daha erken almayı istiyordum ben ama en erken perşembe gününe varmış. Öyle işte arkadaşlar. Böyle bir yola girdik. İnşallah hani biyopsisi temiz çıkar, böyle korktuğumuz gibi olmaz. Rabbim kimseyi korktuğu yere uğratmasın. Bunu söylemek için kamerayı elime aldım arkadaşlar. Size de böyle aydınlatayım, bilgilendireyim diye. Yani göğüs doktoru bize hani kanser değil deyince gerçekten çok mutlu olduk. Gördüğünüz gözyaşlarımızı gördünüz.
Şimdi de bugün gittiğimiz doktor şüpheli dedi. Yani bayağı şüpheli dedi. Ne yapacağını çok da böyle yani şu an dedi ameliyat olmaz dedi. Ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor dedi. İğneyle girip biyopsinin şart olduğundan bahsetti bize. Öyle olunca ben de direkt profesörle hani muhatap olmaya karar verdim arkadaşlar. Şimdi İstanbul'a göndermek de buradan uçakla göndereceksin. Oradan alacaklar. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya derken babam için de yorucu olacaktı. Gittiği yerdeki işte abilerim, ablalarım için de yorucu olacaktı. O yüzden şimdi Samsun'da benim fakülteyle aram 20 dakika falan. Kendi arabamızda gidip geldikten sonra hem virüs açısından da çok daha mantıklı olacak diye düşündüm. Çünkü kaş yaparken göz çıkarmak istemedim arkadaşlar. Bir de şunu düşündüm. Şimdi biz fakülteye gittiğimiz zaman sonuçta tetkikler yapılacak. Ne zaman neyin yapılacağı belli değil. Belki bir hafta sonra, belki 10 gün sonraya gün verecekler. O sırada babamı hani getiririz en azından evimize bırakırız buraya. Daha iyi hisseder yani kendini böyle hastayın psikolojisine girmez. Kendi evinde, kendi yatağında rahat rahat uyur, uyanır. İşinin başında olmuş olur. Şimdi fındığı düşünüyor mesela. Fındık ne olacak? Fındık nasıl olacak? En azından dedim kendi evinde, kendi yatağında yatar. Annemin yanında olur. Kafası daha rahat olur diye düşündüm. O yüzden en mantıklısı Samsun'da bir hocayla görüşmekti. Böyle bir yola girdik bakalım arkadaşlar. Rabbim hayırlara çıkarsın. Rabbim zorumuzu kolay eylesin. Cümlesininkine de bizimkine de inşallah. Hepinizi öpüyorum. Ben şimdi uyumaya gidiyorum. Hazır çoluk çocuk da yokken. Gerçi saat şu an 11:20 geçiyor. Annem babam çoktan uyumaya gittiler. Ben de bir uyuyayım, dinleneyim arkadaşlar. Allah'ım kimseleri hastane köşelerine düşürüp derman aratmasın. Dermansız dert vermesin inşallah. Birçok arkadaşım yazmış. Hani bu yollardan şu an geçtiğini, hatta babasını kaybettiğini yazanlar olmuş. Annesini kaybettiğini yazanlar olmuş. Allah'ım hepinize sabır versin, yüreğinize ferahlık versin. İnşallah Rabbim cennetinde buluştursun. Mekanları cennet olsun Rabbim. Mekanlarını cennet eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin inşallah. Hepinizi öpüyorum. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.